Yazılı Havuzuna hoş geldin. Bu videomuzda matematik dersi 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. PDF açıklama kısmında mevcut. Bu çalışmayla eksiklerinizi giderip yazılınızdan da 100 alabilirsiniz. Bu çalışmadaki sorular için Tümler Yayınlarına teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci sorumuz bir trigonometride şekilli bir soru, değer bulacağız. Burada özdeş 6 tane dikdörtgen vermiş. Ben bu uzunluklara 1, 1, 1 dediğimde uzun kenar 2, 2 olacaktı. O zaman burası da 2 ve burası 1. Kotanjant alfayı sormuş. Kotanjant alfa komşu bölü karşı yani 3 bölü 3'ten 1 olacaktır. İkinci sorumuz bir özdeşlik sorusu. Tan x artı cot x 3 demiş. Tan x eksi 1 bölü tan x dediği zaten cot x. Bana da bunu sormuş. Bunu bulurken yani iki ifadenin toplamını verip farkını sorarsa bir defa kare almalıyız. Bunun karesini alalım. Tan kare x artı 2 tan x cot x'ten tan cot 1 2 gelecektir. Artı cot kare x eşittir 9. 2'yi karşıya atarsam tan kare artı cot kare 7 oldu. Şimdi bana tan x eksi cot x'i sordu. Bunun cevabına a diyeyim. Tekrar kare alayım. Buradan tan kare x eksi 2 tan x cot x, tan x cot x 1 eksi 2 artı cot kare x eşittir a kare. Tan kare artı cot kare 7. 7 şu ikisi. 7 eksi 2'den 5. 5 eşittir a kare ise a da buradan kök 5 olacaktır. Pozitif değerini sorduğu için eksi kök 5 de olabilir tabii ki. Üçüncü sorumuz indirgeme sorusu. Esas ölçülerini bulalım. 17 pi. 17 pi paydası 1 olanlarda tekse pi 7, çiftse 0'dı. Evet. Kosinüs eksi pi bölü 2 var. Yani eksi 90 artı 270 demektir. Onu öyle yazalım. Burada sorun yok. Kotanjant eksiği kusardı. Yani bu artı olduğunda dışarı bir eksi geldi. Evet, indirgememizi yapalım. Sinüs pi eksi x. Pi'de isim değişmez. Sin x. Pi eksi x ikinci bölge. Sinüs orada artı. Eksi. 270 eksi x. 270'te isim değişir. Sin x olur. 270 eksi x. Üçüncü bölge. Kos orada eksi. O zaman burası artı oldu. Bölü. 270'te isim değişir. Tan x oldu. Ama burası üçüncü bölge. Kot orada artı. Çarpı eksi kot x. Tan çarpı kot 1'di. O zaman paydamız eksi 1 oldu. Şimdi tan x üçgenimizi çizelim. X dedik. 75 bölü 100 kenarda görün bir. 75 bölü 100 25 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 4. Tan 3 bölü 4 ise hipotenüs 5. Sin x 3 bölü 5. Sin x artı sin x 2 sin x. Yani 2 çarpı 3 bölü 5'ten 6 bölü 5. Eksi 1'e böldüğümde eksi 6 bölü 5 olacaktır. Arkadaşlar dördüncü sorumuz bir ters fonksiyon sorusu. Arc cos kök 3 bölü 2 artı arc tan eksi 1. Bu ifadeye a diyeyim, buraya b diyeyim. Yani cos a kök 3 bölü 2 tan b de eksi 1. Bana sorulan da a artı b kaçtır? Cos a, kosinüs kaç kök 3 bölü 2? 30. Tanjant kaç 1 diye düşüneceğiz önce? 45. Ama tanjantın eksi 1 olduğu yer ters trigonometrik fonksiyonlarda eksi 45. Bana da bunların toplamını sormuş. Cevap eksi 15 yani eksi pi bölü 12 olacaktır. Evet. Beşinci sorumuz analitikte ağırlık merkezi ve iki nokta arasındaki uzaklıkla ilgili bir soru. Arkadaşlar ABC yani bana köşeleri vermiş. Evet, ağırlık merkezini buluyorum. Toplayıp 3'e böleceğiz apsisleri. 1, 3, 6, 3'e böldüm. 2, 4, 3, 9, 3'e böldüm. 3.
Ağırlık merkezi 2-3. Bana da AG arasını sormuş. AG. O zaman iki nokta arası uzaklık. Birden 2'yi çıkardık. Karesini aldık. Artı 4'ten 3'ü çıkardık. Karesini aldık. 1 artı 1'den cevabımız kök 2 olacaktır. Evet. Altıncı sorumuzda açıortay var. Yani burada biz bir oran yakalayıp belli oranda içten bölme sorusu aslında bu. Şimdi açıortayın kollarındaki oran 18'e 12 ise burası 3 katken burası 2 kat olur. Çünkü altının 3 katı 2 katı. Bana da D noktasının koordinatlarının çarpımını sormuş. Şimdi buradan başlayalım. Apsisler 5K'da 2'den eksi 3'e 5 azalmış. K'da 1 azalır ama 3K'da da 3 azalır. 3 azaldığında eksi 1 olur. Ordinata bakalım. 5K'da 7'den eksi 3'e 10 azalmış. K'da 2 azalır. 3K'da 6 azalır. 7'den 6 azalınca 1 olur. Bana da bunların çarpımını sormuş. Eksi 1 çarpı 1'den cevap eksi 1 olacaktır. Evet. Yedinci sorumuz eğimle ilgili bir soru. Yani iki doğru arasındaki açıyı bulacağız. Ama o açıyı da tabii ki eğimlerden bulacağız. Kırmızının eğimi y yalnızken x'in önü eğimdi. O zaman bunun eğimi 1. O zaman tanjant kaç 1? 45. Yaptığı açı 45. Şimdi buna bakıyorum. Y yalnızken x'in önü eğimdi. Eksi kök 3. Kök 3 olsa 60'tı. Demek ki 120. Bunun da eğim açısı 120. Haliyle iki iç bir dış yapacağı için burası 75 derece olmalı. Bana da neyi sormuş bir bakalım. FEB'yi sormuş. Yani burayı sormuş. Burası 75 ise burası da 105 derece olacaktır. Evet arkadaşlar, 8. sorumuz. Analitik düzlemde A ve B köşeleri 5x artı 12y eksi 39 eşittir 0 doğrusu. C ve D de 10x artı 24y artı 26. Bir şey dikkatimi çekti. 5 bölü 10, 12 bölü 24. Oo, buradaki oran aynı. O zaman bunlar paralelmiş. Bu araya da kare yerleştirilmiş. Yani A, B, C, D dersek aradaki uzaklığı bulursam zaten karenin bir kenarını bulurum. Ama tabii ki buraları bir eşitlemem lazım. X ile Y'nin katsayıları her iki denklemde de aynı olacak. O zaman bunu biz bir 2 ile genişletelim mi? Yoksa bunu 2'ye mi bölelim? Bence alttaki 2'ye bölelim. Burası ne olur? 5x artı 12y artı 13 eşittir 0. Artık bu beni bağlamayacak. Aradaki uzaklık. Aradaki uzaklığı nasıl buluyorduk? L eşittir. Tipi böyleydi. Evet. C'leri çıkarıyoruz. 13 veya eksi 39 eksi 13. Eksi 39 eksi 13. Yani eksi 52 ama 52. Paydaya da a kare artı b kare. A kare artı b kare dediğimiz 5'te 12'nin. Zaten yazılıya çalışanlar bilir. 5, 12, 13 üçgeni gelecektir ama biz yazalım yine de. A kare artı b kare. 169 o da 13 olacaktır. Aradaki uzaklık 4 birim. Aradaki uzaklık 4 birim olması karenin bir kenarı 4 birim demek. Ya haliyle çevresi 4 kere 4'ten 16 birim olacaktır. 9. sorumuz analitik düzlemde üçgeni vermiş bana. BC'ye ait kenarortay uzunluğu yani orta nokta ve iki nokta arasındaki uzaklıkla ilgili bir soru. Çizelim yine kabataslak. Sakın koordinat düzleminde çizmeye çalışmayın arkadaşlar. A noktası eksi 2'ye 8, B noktası 2'ye 5, C noktası 4'e eksi 13. Şimdi BC'ye ait kenarortay demek BC'nin tam ortasına gelen bu uzunluk L dedim. Halde orta noktayı bulmam lazım. 2, 4 daha 6, 2'ye bölü 3. 5 eksi 13 topladığımda eksi 8, 2'ye böldüm eksi 4. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık L. X'leri birbirinden çıkarıp karesini alıyorum. Eksi 2, eksi 3, eksi 5 karesi 25 artı 8 eksi eksi 4, 12 karesi 144, 169 buradan da 13 birim gelecektir. Evet arkadaşlar yazıldaki son sorumuz. İki tane doğru vermiş.
Doğrular bulundukları düzlemi 3 bölgeye ayırıyorlarmış. Bir düzlem çiziyorum rastgele. Arkadaşlar bir düzlem. İki doğrunun bunu 3 parçaya ayırması için birbirine ne olması gerekir? Paralel olması gerekir. Haliyle bunlar birbirine paralel olduğunda, bakın şimdi, paralel olduğunda, bakın 3 bölgeye ayrıldı. 1, 2, 3. O zaman bunlar paralel demek istiyor bana. İki doğrunun birbirine göre durumları diye başlık vardı. Orada paralellik durumu, yani bunların hiç ortak noktası yok. Kuralımız şuydu. A bölü 2, yani x'lerin katsayılarının oranı eşittir y'lerin katsayılarının oranına. Eksi 1 bölü 3. Buradan da 3a eşittir eksi 2. A da buradan eksi 2 bölü 3 gelecektir. Hepinize başarılar diliyorum.